Ön Söz Hobbit ilk kez 21 Eylül 1937'de yayımlandı. Babam Hobbit'in açılış cümlesini yazdığı zamanı açık seçik hatırladığını birkaç kez dile getirmişti. Uzun zaman sonra W.H. Auden'e hitaben yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Hobbit'in başlangıcına dair tek hatırladığım, çocuklu züğürt akademisyenlerin mecbur kaldığı yıllık bitirme sınavı okuma görevinin sonsuz bitkinliği içinde oturuyor oluşum. Boş bir kağıdın üzerine şu sözleri karaladım. Topraktaki bir oyukta bir hobbit yaşardı. Bunu neden yaptığımı bilmiyordum. Hala daha bilmiyorum. Uzun süre bununla ilgili hiçbir şey yapmadım ve yıllarca Turol'un haritasından daha ileri gidemedim. Ama 1930'un başlarında hobbit halini aldı. Lakin o ilk cümleyi artık pek çok dilde biliniyor. Ne zaman yazdığını hatırlamıyordu. Uzun zaman sonra kardeşim Michael, babamın Kuzey Oxford'daki evimizin küçük çalışma odasında sırtını şömineye verip kardeşlerimle bana ayaküstü hikayeler anlattığı zamana dair alıntıları kaleme aldı ve babamın bize tüylü ayakları olan küçük bir varlık hakkında uzun bir hikaye başlayacağını söylediğini ve bize bu varlığın adı ne olsun diye sorduktan sonra kendi sorusunu bence ona Hobbit demeli diye yanıtladığını aktardı. 1930'un başlarında ailem bu evden taşındığında ve kardeşim saklamış olduğu Hobbit'e öykünen kendi hikayelerine 1929 tarihine atmış olduğundan Hobbit'in en geç o yılın sonunda başlamış olduğuna emindim. Michael babamın topraktaki bir oyukta bir Hobbit yaşardı açılış cümlesini bize hikayeyi anlatmaya başlamasından önceki yaz kaleme aldığı ve bu ilk sözcükleri oracıkta uydurmuş gibi bize tekrarladığı kanısındaydı. Aynı zamanda hikaye ilerledikçe, o sırada 4-5 yaşlarında olan, benim ıvır zıvır tutarsızlıklarla fazlasıyla ilgilendiğimi, hatta bir seferinde araya giderek, geçen sefer Bilbo'nun ön kapısının mavi olduğunu söylemiştin. Torin'in kapşonunda altın renkli bir püskül olduğunu da söylemiştin. Ama az önce Bilbo'nun kapısının yeşil olduğunu ve Torin'in kapşonundaki püskülün sim olduğunu söyledin. Dediğimi, bunun üzerine babamın kahrolası çocuk diye homurdanarak, notunu almak üzere odanın karşısına yürüdüğünü hatırlıyordu. Bu anılar her bakımdan doğru olsun ya da olmasın, üç sayfası günümüze kadar gelmiş olan ilk bölümden daha ileri gitmeyerek çiziktirilmiş ilk kopyanın bu zamana ait olması pekala da mümkündü. 1937'nin Aralık ayında, yayımlanışından iki ay sonra, Noel Baba'ya bir mektup yazıp Hobbit'i epey bir methettim ve Noel Baba'ya Hobbit'i bilip bilmediğini sorup çocuklara Noel armağanı olarak vermesini teklif ettim. Noel babayı hatırladığım kadarıyla kitabın tarihçesi konusunda bilgilendirdim. Babam onu uzun yıllar önce yazmış ve John Michael ve bana akşam çayı ertesi kıraatlerimiz sırasında okumuştu. Ama kitabın son bölümleri gelişigüzel yazılmış ve daktilo edilmemişti. Kitabı nihayet bir yıl kadar önce bitirmiş ve okuması için birine ödünç vermişti. Ödünç verdiği kişi de kitabı George Allen Unwin Limited yayın evindeki bir başkasına aktardı. Ve uzun süren yazışmalardan sonra bu beyler nihayet 6 Temmuz'da onu piyasaya sürdüler. Bu benim en sevdiğim kitap. Hikayenin büyük bölümünün 1932 kışında CS Lewis tarafından okunduğu tarihte yazıya dökülmüş halde olduğunu, ancak Smaug'un ölümünden öteye geçmediğini ve son bölümlerin 1936 yılına kadar yazılmadığı görülüyor. Bu yıllarda babamın kafası tamamen Silmarillion'la muhayyilesinde ve hatta yazdıklarında daha o zamandan köklü bir yere sahip olan ve sonradan dünyanın ilk çağı ve kadim günler haline alacak olan döneme dair mit ve söylencelerle meşguldü. Silmarillion'un büyük olasılıkla 1930 yılında oluşturulmuş metnini, daha zengin ve daha gelişmiş olan ve Hobbit'in devamı için yapılan talepler yüzünden bir kenara koyup Aralık 1937'de Hobbit'lere dair yeni bir öykü yazdığı için, Sonuna yaklaşmışken yerde bırakmak zorunda kaldığı başka bir versiyonu izledi. İşte onun deyimiyle "by boggins yoldan çıktı" veya 1964'te yazdığı bir mektupta ifade ettiği şekliyle, Hobbit ortaya çıktığında bu kadim günler meselesi tutarlı bir haldeydi. Hobbit'in onunla yakından uzaktan ilgisi olması niyetim değildi. Çocuklarım daha küçükken onları eğlendirmek için çocuk hikayeleri uydurma ve sözlü olarak anlatma Zaman zaman da yazıya dökme alışkanlığım vardı. Hobbit de bunlardan biriydi. Mitoloji ile zorunlu bir bağlantısı yoktu. Ama doğal olarak zihnimdeki bu baskın yapının çekimine kapıldı. Bu da öykünün ilerledikçe daha büyük ve daha epik bir hal almasına yol açtı. Kadim günler meselesinin uyguladığı bu çekim, Tolkien'in bu yıllardan kalma tablo ve çizimlerinde de kendisini gösterir. Bunun dikkate değer bir örneği, Hobbit'in bu basımında yeniden dahil edilmiş olan Sinekler ve Örümcekler başlıklı 8. bölümdeki kara kalem ve mürekkeplerle çizilmiş kuytu orman resmidir. İlk İngiliz ve Amerikan baskılarında bulunuyordu fakat sonradan çıkarılmıştı. Bu daha da kötücül bir orman olan Tauruna Fuin'i resmeden daha eski tarihli bir tablonun yeniden çizimi ve yakın bir kopyasıydı. Önceki tablo Silmarillion'dan bir öyküyü Turin'in hikayesini resmediyor ve ve Belek ve Gwindor isimli elfleri ortadaki ulu ağacın kökleri arasında küçük figürler olarak gösteriyordu. Kuyut orman versiyonundaki elflerin yerine büyük bir örümcek ve çok sayıda mantar almıştır. Bu örnekte babam uzun zaman sonra sahneye bir üçüncü uygulama yapmaya hazırdı. Tablonun altına Fangorn Ormanı, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Ağaç Sakalı Ormanı yazarak 1974 J.R.R. Tolkien takviminde 54 numaralı görsel olarak kullanılmasına izin vermiş ve tabloyu J.R.R. Tolkien Artists and Illustrator adlı kitapta bu altyazıyla birlikte yer vermişti. Bellek ve Gwyndor isimli elfler artık Fangorn'da kaybolan hobbitler Pippin ile Merry olarak yorumlanacaktı. Ancak Belek'in yanında büyük bir kılıcı, üstelik de ayaklarında ayakkabıları vardı. Muhtemelen baban figürler çok küçük olduğundan bunun fark edilmeyeceğini ümit etmiş veya fark edilip edilmemesini umursamamıştı. Kuyut Orman başlıklı siyah ve beyaz versiyonun Hobbit'in ilk yan olmasını, Turor'un haritasının da birinci bölüme veya Elrond'un gizli ürünleri ilk kez okuduğu üçüncü bölüme konulmasını düşünmüştü. Başlangıçta ay ürünleri haritanın arkasına görünecekti. Haritanın burada yer verilen özgün çizimine yakından benzeyen, özenle çizili ilk forumunda altyazı Tror'un haritası B. Boggins tarafından sureti çıkarılmıştır. Ay rünleri için ışığa tutun idi. Ellen and Union'den Charles Firth, okuyucuların gerektiği gibi sayfaya ışığa tutup bakmak yerine sayfayı çevirip arkasına bakmakla yedirilecekleri gerekçesiyle buna itiraz etti. Firth, Ocak 1937 tarihli mektubunda ''Bizler rünlerin aynı anda hem var hem de yok olmasını sağlamak için hayli kurnaz bir yöntem deniyoruz.'' yazmıştı. Babam buna verdiği cevapta sihirli ürünlerin reprodüksiyonunda kullanacağınız yöntemi öğrenmeyi dört gözle bekliyorum yazmıştı. Ancak aynı ayın ilerleyen günlerinde klişecinin bir yanlış anlaması sonucu sihrin ortadan kaldırıldığını öğrendi. Bunun üzerine ürünleri tersten çizdi. Böylelikle basılı halde ışığa tutulduklarında doğru okunacaklar. Ancak bunu prodüksiyon departmanına bırakıyor. Bununla birlikte sihirli ürünlerin haritanın ön kısmına koymanın gerekli olmayacağını ümit ediyorum. Zira bu işi bozacaktır. Görünüşe bakılırsa maliyet sorunu meselede belirleyici olmuş. Babama da izah edildiği üzere kitabın makul fiyatlı olması zorunluydu ve çizime ayrılacak hiç yer yoktu. Ancak bu çizimleri bize gönderdiğinizde diye yazmıştı Susan Dagnall. Öylesine caziptiler ki Ekonomik bakımdan yanlış olsa da onları kitaba eklemeden edemedik. Babam prodüksiyon departmanı grafik konusunda dilediğini yapsın. Babam prodüksiyon departmanı grafik konusunda dilediğini yapsın. Ardından grafiği yan kağıdı yapma kararı üzerine ise bunun için çok minnettarım yazmıştı. Bu sayede Tror'un haritası her zaman Hobbit'in içinde yer aldı. Lakin anlaşılan babam ürünlerinin iki kopyasını göndermişti. Basılanlar ise diğerlerinin yerini alması için gönderdiği daha iyi çizilmiş ürünler değildi. Şimdi gösterilenler kötü çizilmiş, üstelik de tam dik değil. Bunlar yarım yüzyıl önce gerçekleşen, son derece nazik ancak hafiften umutsuz yazışmalara bir örnek. En talihsiz anlarda yazılar üst üste bindi ve klişeci, matbaacı ve prodüksiyon departmanı aynı anda gribe yakalandı. Kuyut orman resminin üst sınırı kesildi ve bir daha yerine konulmadı. Babam resmin orijinalini daha sonra Çinli bir öğrencisine vermiş olduğundan bundan sonra yerine konulması da muhtemel değil. Babam haritalardaki iki renk kısıtlanması yüzünden mutsuzluk içinde kıvrandı. İkinci yan kağıdın yaban eller haritası üzerindeki mavi kısımları kırmızı yapılması zararlıydı ve Turur'un haritasında mavinin yerine kırmızı koymanın doğru olup olmayacağını merak etti. Belki de en kötüsü ve onu en çok uğraştıran şömiz oldu. Resmin orijinalinde kırmızı güneş ile kırmızı ejderha, kırmızı puntolu başlık ile kitabın sırtında görünen ortadaki büyük dağın üzerinde bir kırmızılık vardı. Babam Nisan ayında çizimi gönderdiğinde çok fazla sayıda renk, mavi, yeşil, kırmızı ve siyah kullandığı için itirazın geleceğini öngörmüştü. Buna karşılık kırmızıyı biraz beyaz katıp güneşi koymayarak veya etrafına çizgi çizerek çizim belki de iyileştirilebilir, gökyüzünde güneş ile ayın bir arada bulunması, kapıda bulunan sihre göndermedir. Bizler günün son mehtabının gökyüzünde güneşle birlikte olduğu güne hala durun günü deriz. Charles Firth buna kırmızı rengi çıkarmayı öneriyoruz diye yanıt verdi. Hem kitabın adı beyaz renkte daha iyi görüneceğinden hem de kapakta tamamen hoşnut olmadığımız tek özellik ortadaki dağın üzerindeki gözümüze bir pasta gibi görünmesine yol açan kızarıklık. Babam bunun üzerine şömis tasarımını yeniden çizdi. Dağımsı pastanın üzerinde sorun yaratan pembe kremayı çıkardım diye yazdı. Artık çizim mavi, siyah ve yeşil renklerde, güneşte ve ejderhada hala bir parça kırmızı var ama bu kırmızı çizime katılmayabilir, o zaman güneş kaybolur ve ince siyah bir silüet ile ifade edilebilir. Fikrimce orijinal eskisinin renkleri daha hoştu. Çocuklarımın, onların fikirlerinden yola çıkabilirsek, orijinal resmi ortadaki dağın üzerindeki kızarıklık dahil olmak üzere fazlasıyla tercih ettiğini söyleyebilirim. Ama belki de pasta fikri onlara çekici gelmiştir. Ejderhanın, güneşin ve kitabın ön kapağındaki kitap isminin kırmızı olmasını, ve başka detayları savunmaya devam etti ama Charles Ford kararlıydı. Heyhat kırmızının çıkarılması gerekecek diye yazdı. Beni en çok üzen güneşin siluet halinde olması diye yazdı babam nihai sonucu gördüğünde. Ama başka türlüsünün mümkün olmadığını anlıyorum. Amerikan baskısının farklı bir şemizi vardır. Zira yayıncılar sizin şemizin hayli Britanya'da bir havası var. Bu da her zaman kitap satışlarımızı bozuyor ve azaltıyor gibi görünüyor. Babam şömizimizin Britanyalı bir havası olduğunu öğrendiğimde çok sevindim diye yazdı. Ama kitap satışlarını azaltmayı veya bozmayı hiçbir surette istemem. Hobbit'in yayınlanmasından 3 hafta sonra Stanley Unwin babama önümüzdeki yıl geniş bir kitle sizden Hobbit konusuna daha fazla haber almak için ortalığı ayağa kaldıracak diye yazdı. Babam buna verdiği yanıtta şunları yazdı. Gel gelelim bundan biraz kaygılıyım. Hobbitler üzerine söyleyecek başka bir şey aklıma gelmiyor. Bay Baggins Hobbitlerin hem Tuk hem de Baggins tarafını öyle etraflıca sergiledi ki Lakin Hobbit'in davetsiz girdiği dünya hakkında söylenecek ve zaten kaleme almış olduğum çok şeyim var. Elbette istediğin zaman bu yazdıklarımın herhangi bir bölümünü görebilir ve hakkında dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Bunların özünde ve Hobbitler dışında da satılabilir bir emtia olarak herhangi bir değer taşıyıp taşımadığına dair Bay C.S. Lewis ve çocuklarım dışındaki bir kimseden de görüş almak isterim. Ancak hobbitlerin kalıcı olacağı ve fazlasının talep edileceği doğruysa düşünce sürecini başlatır ve bu malzemeden türetilen ve benzer bir üslupla benzer bir okuyucu kitlesi için hakiki hobbitlerin de içinde olabileceği bir tema geliştirmeye çalışırım. Kızım Türk ailesi hakkında bir şeyler istiyor bir okuyucu da Gandalf'a ve ölüm büyücesine dair daha fazla detay talep ediyor. Ama bunlar çok karanlık. Richard Hobbes'un bulduğu kusur için fazla karanlık. Korkarım bu kusur her şeyde görülüyor. Gerçi dehşetengiz şeylerin varlığının sadece kıyısından da olsa bu dünyaya hayalimizdeki gerçeği yakınlığı katan şeyin ta kendisi olduğuna inanıyorum. Güvenli bir peri diyarı hiçbir dünyaya hakkıyla yansıtamaz. Hali hazırda Bay Boggins gibi hafiften kusura kalmış bir haldeyim ve umarım kendimi fazla ciddiye almıyorumdur. Lakin mektubunuzun içimde belli belirsiz bir ümidi doğurduğunu itiraf etmek zorundayım. Demem o ki gelecekte görev ile arzunun belki de birbirine daha yakın olabileceğinden şüphelenmeye başladım. 17 yıl boyunca tatil zamanlarımın neredeyse tamamını mübrem parasal zorunlulukların çoğunlukla sağlık ve eğitimle ilgili Zorlamasıyla imtihan etmek ve bu türden şeyler yapmakla harcadım. Düz yazı veya nazım öyküler yazmak, önceden ipotek edilmiş zamanımdan, sık sık suçluluk duygusu içinde çalınmış, kırık ve etkisiz bir işte. Belki de artık yapmayı en çok istediğim şeyi yapabilir ve bunu yaparken parasal görevlerim de kusur etmeyebilir. Belki de. Silmerillon uzun süre bitirilmeyen The Lay of Lithian şiiri, kadim günlere dair başlıca öykülerden biriyle ilgili olan ve diğer şeyler Kasım ayında Ellen N. Unwin'e gitti ve ertesi ay geri gönderildi. Buna eşlik eden 15 Aralık tarihli mektubunda Stanley Unwin babamı Hobbit hakkında başka bir kitap yazması için teşvik ediyor ve ona birinci baskı artık tükendi ve dört renkli çizimi içeren yeni baskı için gereken malzemeleri olabildiğince çabuk bekliyoruz. Arkadaşlarımızdan biri birinci baskıdan kitap almayı garantilemek istiyorsa, birinci baskının hala stokta bulunduğu herhangi bir kitapçıdan hemen alsalar iyi olur, diyerek bilgilendiriyordu. Babam 16 Aralık'ta Stanley Ünvin'e şöyle yanıt verdi. Size verdiğim şeylerden hiçbirinin isteğini karşıladığını düşünmüyorum. Bunlardan çok ayrı olarak Hobbit'in bir devamı veya halefi gerekiyor. Bunu düşünmeye ve dikkate almaya söz veriyorum.'' Ancak sizin de çetrefilli ve tutarlı bir mitoloji ve iki dil inşa etmenin zihni hali meşgul ettiğini ve gönlümde silmarillerin yattığını söylediğimde beni anlayacağınızdan eminim. Hal böyleyken ne olacağını kim bilebilir? Bay Buggins, Grimm'in peri masallarındaki geleneksel ve sağı solu belli olmayan cüceler arasında geçen komik bir öykü olarak doğdu ve bunun kıyısına kadar sürüklendi. Öyle ki korkunç Sauron bile kıyıdan köşeden görünüverdi. Hobbitler başka ne yapabilir ki? Komik olabilirler. Ama daha esas meseleler arasında var olmadığı sürece komedileri de taşla komedisinden ibarettir. Üç gün sonra Charles Hurt'a şunu yazdı. Hobbitlere dair yeni bir öykünün ilk bölümünü yazdım. Dört gözle beklenen bir toplantı. Bu, Yüzüklerin Efendisi'nin ilk bölümüydü. Christopher Tolkien 1987 The Hobbit Bu çok eskilerin bir hikayesidir. O zamanlarda kullanılan diller ve harfler günümüzdekinden hayli farklıydı. Burada hikayeyi anlatmak için İngilizce kullanılmıştır. Üzerinde durulması gereken iki nokta bulunuyor. İngilizce'de dwarf, cüce kelimesinin çoğulu, dwarftır. Sıfat hali ise dwarvish'tir. Ancak bu hikayede Dwarves ve Dwarvesh kullanılmıştır. Bu da sadece Torunmesh'e kalkan ve arkadaşlarının bahsinin geçtiği yerler için geçerlidir. Ork İngilizce bir kelime değildir. Bu iki yerde bahsi geçmesine rağmen genellikle Goblin ya da daha büyükleri için Hobgoblin diye çevrilmiştir. Ork o dönemlerde Hobbitlerin bu yaratıklar için kullandığı kelimedir ve kesinlikle bizim deniz hayvanlarını ya da Yunus türü canlıları tanımlarken kullandığımız ork gibi kelimelerle bir bağlantısı yoktur. Rünler aslında tahta, taş ya da metal üzerine keserek ya da kazınarak işlenen eski harflerdir. Bu yüzden ince ve köşelidirler. Bu hikayenin geçtiği sıralarda sadece cüceler bunları düzenli olarak kullanıyordu. Özellikle de önemli ve gizli kayıtları tutarken Kitapta bulunan bu rünler çok az kişi tarafından bilinen İngilizce rünlerle ifade edilmiştir. Eğer Turun haritasındaki rünler modern versiyonla karşılaştırılacak olursa İngilizceye uyarlanmış harfler de çözülüp yukarıdaki başlık okunabilir. Haritada X için verilen çatala benzeyen dışında her harf kullanılmıştır. J ve V yerine I ve U kullanılmıştır. Rünlerde QN harfinin karşılığı yoktur. CW kullanılmıştır. Z harfini karşılayacak bir rün olmadığı için de ters çatalı benzer rün gerekirse kullanılabilir. Bunların yanında bazı rünler tek başına iki harfe karşılık gelmektedir. TH, NG, EE gibi. Aynı türden ancak farklı durumlarda kullanılmıştır. Gizli kapı D ile gösterilmiştir. Haritada yönler rünlerle gösteriliyor. Cüce haritalarında genel bir kullanım olarak Doğu yukarıyı gösteriyor ve saat yönünde şöyle devam ediyor. Doğu, Güney, Batı, Kuzey.